Ya bu da orada mı yapacak? Ses selamı. Ses kontrol. Muhalefetteyken halkın sorunlarını çözen tek siyasi partiyiz. Umarım yapılacak ilk seçimde iktidara geldiğimiz zaman da EYT'lilerin sorununu derhal çözeceğimizi buradan söylemek istiyorum. Nasıl ki geçmiş yıllarda taşerona kadro dedik, kadro verildiyse, nasıl ki emekliye iki maaş ikramiye dedik, yetmese de ikramiye verildiyse, muhtarların maaşlarını düzelttiysek, asgari ücrete %70 zam yapıldıysa 2015 yılında, bunun sebebi iktidar değil, bunun sebebi Cumhuriyet Halk Partisi'dir, Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Cumhuriyet Halk Partisi söz olarak söylüyoruz. Sevgili EYT'liler, maç başlarken kural değişti. Başkanın dediği gibi EYT'liler lütuf istemiyor, EYT'liler hakkını istiyor. Tekrar söyleyelim. EYT'liler iktidardan bir lütuf, bir bahşiş istemiyor. İşe girerken hak etmiş oldukları haklarını istiyorlar. Anayasal haklarını istiyorlar. O nedenle EYT'lilerin talepleri analarının ak sütü gibi aktır. Seçimde yapılacak ilk seçimde geldiğimizde yapacağımız ilk iş EYT meselesini çözmek olacak. EYT'lilerin dertlerini çözmek olacak. Türkiye'de maalesef Türkiye Avrupa'daki en düşük emekli aylığını alan ülke. 2500 TL. Bizi kıskanan Almanya bizim 8 katımızı alıyor. Fransa'sı, Hollanda'sı bizim 6-7 katımızı alıyor. Maalesef açlık sınırının 4013 lira olduğu bir ülkede en düşük emekli 2500 TL alıyor. Sözümüz söz. Asgari emekli maaşları, en düşük emekli maaşını asgari ücret kadar yapacağız. Hiç merak etmeyin, umutsuzluğa kapılmayın. Az kaldı.